Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir telefon incelemesiyle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Oppo'nun Türkiye'de ürettiği yeni modellerden biri olan Oppo A74. Bildiğiniz üzere Oppo Türkiye'de A15s modelini üretmişti. Sonrasında Reno 5 Lite üretti. Geçtiğimiz günlerde incelediğimiz A54 de yine ülkemizde üretiliyordu. Ve bugün karşınızda Oppo A74 modeli bulunuyor arkadaşlar. Peki Oppo A74 bizlere ne gibi özellikler sunuyor? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan şimdi bu özelliklere geçelim. İlk olarak incelememize telefonumuzun tasarımıyla başlayalım arkadaşlar. Oppo bu modelinde gayet göze hoş gelen bir tasarım çizgisi sunmaya çalışmış. Genel itibariyle tercih edilen delikli ekran tasarımıyla geliyor bu telefon. Çerçevelere baktığımızda son derece ince tasarlandığını görüyoruz çerçevelerinde. Biliyorsunuz genel olarak günümüzde delikli ekran tasarımı yaygın olarak tercih ediliyor zaten. Fakat çerçeveleri bazen orantılayamayabiliyorlar. Fakat Oppo burada gayet ince bir çerçeve tasarımı sunmuş bizlere. Hatta alt çerçevenin bile gayet ince tasarlandığını söyleyebilirim sizlere. Telefonu şöyle kendinize tuttuğun zaman gayet göze hoş gelen bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz sizlere. Burada 6.43 inçlik 1080x2400 piksellik AMOLED bir ekrandan bahsediyoruz arkadaşlar. Bu bir ekranın gerçekten göz alıcı durduğunu sizlere söyleyebiliriz. Telefonun arka yüzüne geçtiğimizde bizleri parlak bir hat karşılıyor. Yani öyle Oppo bu telefonun arka kapağında sade bir tasarıma yer vermek yerine biraz daha böyle göze hoş gelen bir renk koymayı tercih etmiş. Bize gelen rengin tam ismi Midnight Blue olarak geçiyor arkadaşlar. Böyle biraz yansımalı ayna tarzında bir renk olduğunu söyleyebiliriz. Gayet hoş duruyor. Tabii şunu da sizlere belirtmek istiyorum. Eğer ben böyle kullanmak istemiyorum diyorsanız kutu içeriğinden silikon bir kılıfın çıktığını da sizlere hatırlatırım. Telefonun arka sol tarafında arkadaşlar dikdörtgen şeklinde konumlandırılmış bir üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Bu kamera kurulumunun içerisinde flash ışığı da mevcut. Alt tarafa baktığımızda ise sağ kısımda yan olarak yazılmış Oppo logosunu görüyoruz. Genel itibariyle telefonu şöyle tuttuğumuzda ince bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Yani öyle çok kalın, aman aman kamera çıkıntısı böyle çok yüksek olan bir cihaz değil. Gayet ele oturması vesaire güzel, hafif ve kullanışlı bir tasarıma sahip. Dolayısıyla tasarım açısından başarılı bir cihaz olduğunu söylemek mümkün. Peki tasarım açısından başarılı olan bir cihazın teknik özellikleri nasıl? Dilerseniz biraz da şimdi cihazımızın teknik özelliklerine değinelim. Bakalım Oppo bu telefonda bizlere nasıl bir performans sunmuş? Evet arkadaşlar şimdi geldik telefonumuzun teknik özelliklerine. Dilerseniz Yonga seti tarafıyla başlayalım ki pek çok kullanıcı için Yonga seti biliyorsunuz gayet önemli bir kriter. Bu telefonda Snapdragon 662 Yonga setimiz bulunuyor. Bu Yonga setinin günümüz şartlarında pek çok uygulama için hali yeterli olduğunu zaten biliyoruz. Ki biz bu telefonu arkadaşlar Call of Duty Mobile indirdik. Biliyorsunuz bu oyun halihazırda telefonları en çok zorlayan oyunlardan bir tanesi. Dolayısıyla eğer telefonunuz Call of Duty Mobile'i ısınmadan, kasmadan, donmadan vesaire çalıştırıyorsa zaten diğer oyun ve uygulamaları da hayli çalıştırabiliyor demektir. O yüzden biz de testlerimize genel itibariyle Call of Duty Mobile'a yer veriyoruz. Oppo A74 bu oyunu gayet kasma, donma ve ısınma olmadan rahat bir şekilde çalıştırdı. Hatta biz yaklaşık olarak bir yarım saat 45 dakikalık oyun deneyiminde bulunduk. Bu süre zarfı içerisinde telefon çok böyle aman aman fazla ısınmadığında sizlerle paylaşmamız gerekiyor. Hatta telefonu şöyle tutarak oynadığınızda sadece şu kamera kısmında ufak bir ısınma oldu. Bu tarafta hiçbir ısınma yoktu. Ki tekrardan altını çizerek belirtmek istiyorum. Burada elinizi rahatsız edecek bir ısınmadan bahsetmiyoruz arkadaşlar. Normal orta seviye bir ısınmadan bahsediyoruz. RAM tarafına baktığımızda 4 GB'lık bir RAM'in olduğunu görüyoruz ve dahili depolama alanında da yine 128 GB'lık dahili depolama alanıyla geldiğini görüyoruz bu telefonun. Özellikle son dönemde benim şu dikkatimi çekti. Oppo artık orta segment cihazlarında bile 128 GB'lık dahili depolama alanlarına yer vermeye başladı arkadaşlar. Dolayısıyla bunun bizler için önemli bir artı olduğunu söyleyebilirim sizlere. Neden? Çünkü 64 GB'lık dahili depolama alanları artık bizler için çok da yeterli olmuyor. Bunun temel sebebi ise geçmişten günümüze gelen verilerimizin hayli yüklü boyutlara ulaşıyor olması. Tabi burada bulut depolamayı alternatif bir yöntem olarak kullanabiliriz.
Fakat malum günümüzde bulut depolama fiyatları da biraz arttı. Dolayısıyla herkes bulut depolamayı kullanmak istemeyebilir. Kaldı ki bulut depolamada bazı güvenlik sorunları da oluyor. Dolayısıyla yine bizler için en güvenilir yer telefonumuzun kendi hafızası diyebiliriz arkadaşlar. Bu arada yeri gelmişken belirtelim. Dahili depolama alanından bahsetmişken size şunu da belirtelim. Bu telefonda microSD kart girişi de bulunuyor. Eğer derseniz ki ya 128 GB benim için yeterli olmayabilir derseniz burada microSD kart girişinde kullanarak telefonunuzun hafızasını biraz daha arttırabiliyorsunuz arkadaşlar. Az önce de bahsettiğimiz üzere bu telefonda 6.43 inçlik 1080x2400 piksel çözünürlüğünde bir AMOLED ekran bulunuyor. AMOLED ekran tercih edilmesinden ötürü parmak izi okuyucusu da telefonun ekranının altına yerleştirilmiş durumda. Parmak izi okuyucusunun gayet başarılı bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim sizlere. Biliyorsunuz bazı modellerde parmak izi okuyucusu ekran altında olduğu zaman tam böyle verimli çalışmayabiliyor. Fakat Oppo bu işi gerçekten iyi başaran firmalardan birisi. Dolayısıyla A74'te de parmak izi okuyucusunun aynı fiziksel parmak izi okuyucularda olduğu gibi gayet seri ve doğru bir şekilde çalıştığını sizlerle paylaşalım. Evet, ekrana değindikten sonra sıra geldi kamera kurulumuna arkadaşlar. Biliyorsunuz günümüzde pek çok kullanıcı için kamera çok önemli bir kriter. Neden? Artık günümüzde fotoğraf çekmek akıllı telefonların işi olmaya başladı. Yani profesyonel makine kullananların sayısı bile azaldı. Neden? Çünkü artık insanların ellerindeki telefonların fotoğraf çekme, video çekme kabiliyetleri hayli üst seviyelere ulaşmış durumda. Bu yüzden ne yapıyor insanlar? Hemen çıkartıyor telefonuyla çekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla üreticiler de buna nazaran akıllı telefon kameralarına biraz daha önem vermeye başladılar. Şimdi gelelim Oppo A74'te bizlere sunulan akıllı kamera kurulumuna. Burada 48 megapiksellik bir ana kameramız var. 2 megapiksellik makro kamera ve 2 megapiksellik de derinlik kameramız bulunuyor. Ön yüze geçtiğimizde ise 16 megapiksellik bir selfie kameramızın olduğunu görüyoruz. Tabii ki bunlar kağıt üzerindeki yazılar, kağıt üzerindeki rakamlar. Bizim için önemli olan ne arkadaşlar? Tabii ki bu kameranın günlük nasıl bir performans sergilediği. Biz bu kamerayla çeşitli fotoğraflar ve çeşitli videolar çektik. Şimdi dilerseniz sizleri bu fotoğraf ve videolarla baş başa bırakalım. Arkadaşlar şu anda Oppo A74'ün ana kamerasındayız. Ana kamerayla biraz size zoom performansını göstermek istiyorum. Şöyle şu metro durağındaki insanlara biraz zoom yapmaya çalışacağım. Şimdi bakalım nasıl bir zoom performansı karşımıza çıkacak. Evet, gördüğünüz gibi gayet başarılı bir şekilde telefonun yakınlaştırdığını söyleyebiliriz sizlere. Akıcı bir video kaydı olduğunu söylemek çok da yanlış bir ifade olmayacaktır. Gayet başarılı bir video kaydı gerçekleştirebiliyoruz. Yani bu telefonla çeşitli vlog yayınları da yapmanız, vlog videoları da çekmeniz mümkün diyebiliriz arkadaşlar. Evet, ana kameramızda çektiğimiz fotoğraflar ve videolar bu şekildeydi. Şimdi dilerseniz bir de ön kamerayla çektiğimiz fotoğraf ve videolara göz atalım. Evet, şimdi ise Oppo A74'ün ön kamerasındayız. Ön kamerayla çekim yapmak istediğinizde karşınıza bu şekil bir video performansının çıkacağını söyleyebilirim sizlere. Tabi ekranda çeşitli noktalara basarak yine odak ayarı yapabiliyorsunuz. Örneğin ben şu anda yüzüme bastığımda gördüğünüz gibi yüzümü aydınlatıyor ve odağı yüzüme kaydırıyor. Arka tarafı netlediğim zaman ise arka taraftaki daha net bir görüntü geliyor karşımıza. Ön taraf biraz daha karanlığa düşmüş oluyor. Genel itibariyle telefonun ön kamerasının başarılı bir performans sunduğunu söyleyebilirim arkadaşlar sizlere. Gerek ses gerek görüntü tarafında bizleri memnun edecek bir performansa sahip. Evet arkadaşlar, genel olarak özetlemek gerekirse A74'ün
kamera performansının gayet yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle de bu fiyat segmentinde satılan telefonlarla kıyasladığımızda A74'ün rakiplerinin hayli önünde olduğunu söylemek de çok yanlış bir ifade olmayacaktır. Tabii ki burada yine de kullanıcıların tercihinin önemli olduğunu sizlere belirtmem gerekiyor. Son olarak bataryadan bahsedeceğim sizlere ve batarya ile ilgili bu telefonda bulunan ve çok hoşuma giden önemli bir özelliği de sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bu cihazda 5000 mAh'lik büyük bir batarya bulunuyor ve bu batarya 33 watt hızlı şarj teknolojisiyle desteklenmiş durumda. Zaten artık günümüzde hızlı şarj denilince akla gelen ilk markalardan biri de Oppo. Neden? Orta segmentte giriş seviyesinde satışa sunduğu modellerde bile hızlı şarj desteğine yer veriyor ve bu hızlı şarj adaptörlerini de kutunun içerisine yerleştiriyor. Aynı A74 modelinde olduğu gibi. Dediğimiz gibi bu cihazda 5000 mAh'lik bir batarya var ve bu bataryayı arkadaşlar 30 dakikada %54 oranında şarj etmeniz mümkün. Bu şu açıdan önemli arkadaşlar. Diyelim evden acil çıkmanız lazım. Baktınız telefonunuzun şarjı da yok denilecek kadar az. Ne yapıyorsunuz? Telefonunuzu şarja takıyorsunuz ve size 10 dakika içerisinde o günü tamamlayacak kadar şarj kapasitesi sunmayı başarıyor. Elbette burada şundan bahsetmiyorum. 10 dakika şarja taktınız, alın bütün gün oyun oynayın demiyorum. Ama 10 dakika şarjda durduktan sonra bu telefonla siz aradığınız kişiler de pekala size ulaşabilecektir. Dolayısıyla hızlı şarjın bu anlamda bizler için çok önemli olduğunu sizlere söyleyebilirim. Şunu da dipnot olarak belirtmek istiyorum. Ben bu telefonu kaç dakikada tam şarja ulaştırırım diye soracak olabilirsiniz. Bunu da hemen sizlerle paylaşalım. Bu telefonu arkadaşlar şarjı sıfırken prize taktığınızda yalnızca 72 dakika içerisinde %100 şarj olacaktır. Burada 5000 mAh'lik bir bataryanın söz konusu olduğunu tekrardan belirtiyorum sizlere. Eğer bu batarya miktarı daha düşük olsaydı muhtemelen şarj süresi de daha kısa olacaktı. Fakat 5000 mAh'lik bir bataryanın 72 dakikada şarj oluyor olması da gerçekten bizler için önemli bir artı. Evet arkadaşlar, gelelim telefonumuzun fiyatına. İnternette baktığımız zaman Oppo Türkiye garantili olarak bu telefonu 3150 ile 3200 Türk Lirası arasında bulabiliyorsunuz en düşük rakam olarak. Tabi satın aldığınız yere göre fiyatların farklılık gösterdiğinde sizlerle paylaşmam gerekiyor. 3100 lira 3200 lira seviyelerine açıkçası bu telefonu almak mantıklı bir tercih olabilir. Neden? Pek çok artısı var ki bu artılar arasında 33 watt hızlı şarj özelliğinin önemli bir potansiyel olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu telefon hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti olursa aşağıda yorum olarak bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.